Format menüsü altında 4 açıklama veya dipnot seçeneği var. Bunları tek tek örneklerle görsek daha faydalı olabilir. Mesela çıplak kelimesini açıklama bölümünde kullanalım. Bu bir açıklamadır. Evet. Sonra bulunan bu dipnot olsun. Bu da dipnot. Bazalt. Bu da aslında açıklama dipnot olarak geçebilir. Ek açıklama diyelim buna. Burada bir soru yok. Bir şey yazmak istiyor musunuz diye. Oluşan da satır içi dipnot. Gördüğünüz gibi burada da herhangi bir şey sormadı. Çünkü kendisi dipnot olacak. Şimdi burada neler oluyor? Birazdan derlenmiş halinde de kontrol edeceğiz ama bu bir açıklama. Zaten onu yazdık. Değerlendikten sonra bunun yanında parantez içinde açıklamamız görünecek. Buradaki dipnot, köşedeki kırmızı parantez içindeki, yanında bir rakam olacak. Eğer birden fazla varsa 2, 3, 4 diye devam edecek. Ve bu yazdığımız açıklama sayfanın, eğer tamamen çıktısını aldıysak, projenin, kitabın ya da sonunda yer alacak. Bazalt kelimesini seçtik. Bu derlenmiş halinde olmayacak. Bu biraz daha bizim için okurken uyarı niteliğinde bir açıklama. Yani kitap okurken kenarıya aldığımız notlar gibi silebilirsiniz daha sonra. Ama kitabın içeriğiyle ilgili bir etkisi yoktur. Bizim için yapılmış bir açıklama diye düşünün. Buradaki de kelimeyi dipnot olarak sona atacak ama burada bir rakam çıkacak tekrar bunun gibi. Şimdi bunun derlenmiş haline bir bakalım. Ondan sonra tam olarak ne demek istiyoruz görelim. Evet, derlenmiş haline bakalım. Burada gördüğünüz gibi çıplak kelimesinin yanında bu bir açıklamadır. Parantez içinde bulunan yanında bir dipnot numarası. Bazalt gördüğünüz gibi burada yok. Oluşan kelimesi de yok ama onun yerine iki var. Yani ne oluyor? En sonda bir bulunanla ilgili dipnot ve ikinin ne anlama geldiği sonda bu şekilde gösteriliyor. Evet. Bu konu bu kadar. Diğer konuya bakalım hadi.